Erken Teşhis programından herkese sağlıklı ve mutlu günler değerli izleyenler. Bugün pek kıymetli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Çok seviyoruz hocamızı ve çok sevdiğimiz için de o da bizleri çok sevdiği için, sizleri çok sevdiği için çok keyifli bir konuyu anlatacak. Her programda bir kere adını muhakkak geçirdiğimiz bir meret aslında kendileri. Sigara ve sağlıktan bahsedeceğiz efendim. Doktor Kutsi Öncü, efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Yusuf Beyciğim. Sağ olun, iyiyiz inşallah. Keyfiniz yerinde. Son zamanlarda hamdolsun iyiyiz şimdi. Bir takım can sıkıntıları var Kutsi Hocam ama evet, bunu yani, da anlatır mıyız? İşte biraz önce de ona temas etmiştik. Gerçekten çok mühim bir süreçten geçiyoruz. Bu ekonomik boyut olsun, sosyal boyut olsun, uluslararası ilişkiler boyut olsun, ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız ama sade biz değil, dünya halkları bu işin çok iyi bilincinde değil. Gelişmiş ülke dediğimiz ülkelerdeki insanlar bile öne sürülen tedbirleri, uygulanması gereken yapması gereken işlere karşı sokaklara iniyor, tepki veriyor ve böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Yani ne olursa olsun insanımız mutlaka ama mutlaka maske, mesafe, hijyen kurallarına uyması lazım. Bu boş bir uygulama değil. Bu virüs adam seçmez, makam seçmez, mevki seçmez. Kurallara uymadığımız takdirde bize bedel ödetir. Ve gerçekten çok akıllı bir virüs. Bizden tokat yedikçe o da bize bir tokat atmanın usulünü geliştiriyor. Ne yapıyor? Mutasyona uğruyor. Yani geçmiş dönemde biz bu tür virüslerle karşılaştık. Çok büyük tahribatlar da yaptılar. Ama bir süre sonra sönümlendiler. Yani kısır virüse döndüler. Yok olup gittiler. İşte SARS-CoV, MERS-CoV dediğimiz bunun ataları böyle yaptı. Evet. Ama bu öyle yapmıyor. Yani işte bir ülkede duyuyoruz İngiltere mutasyonu, bir duyuyoruz Amerika, bir Türkiye mutasyonu. Herhalde bu o toplumun genetik yapısına, beslenmesine, sosyal davranışına uygun olarak o da kendinde yenilikler oluşturuyor. Dolayısıyla direnç kazanıyor, bulaş hızını artırıyor, belki bir süre sonra öldürmek hızını da artıracak, aşılarımız da bir süre sonra zorlanır hale geleceğiz. Onun için şu anda bu kurallara uymanın yanında bir de aşı karşıtları bir dezenformasyon grubu var. Bunlara asla ve asla kulak asmamamız lazım. Garip olan şey, sağlık kuruluşlarında bile aşı karşıtlarından doktorlar, sağlıkçılarla da karşılaşıyoruz. Hayretler içinde kalıyorum. Yani aşının bugüne kadar insanlığı nereden nereye getirdiğini bildiğimiz halde bugün polio yok, kızamık yok, sütçeyi yok, kaba kulak yok, tüberkülozda bir yere geldik, tetanozda öyle geldik. Yani bütün bunlar neyle oldu? Aşıyla oldu. Bu aşı karşıtlığının anlamı ne? Mahiyeti ne? Yani bir takım işte bu bir yerde üretildi şöyle, biz oraya girmememiz lazım. Bizim şu anda yapacağımız şey nerede, ne zaman, nasıl üretmiş olurlarsa üretsinler. O da olabilir ayrı. Ama biz bugün bu hainle mücadele etmek durumundayız. Bu mücadelenin şu andaki elimizdeki tek etkili silahı aşı görünüyor. Devletimiz bu konudaki organizasyonunu çok ciddi hızlandırması lazım. Yani gerçekten çok güzel bir yapılanma oluşturdu bakanlığımız bu anlamda. Belki dünyada sistematik olarak elimizde aşı imkanı olsa belki birçok ülkenin gelişemeyeceği, erişemeyeceği noktada biz aşı yapma kabiliyetine eriştik. O anlamda iyi bir yerdeyiz. Ama aşı tedariği konusunda sıkıntımız var. İnşallah devletimiz bunu çok hızlı çözer. Biz de kendi aşılarımızı da üretmeye başlarız. Mayıs sonu gibi filan güzel beklentiler var. Bu da gerçekleşirse biz bunun üstesinden geliriz diyoruz. Ama bugün için bize düşen
maske, mesafe, toplu bir araya gelme, işte lokantada şimdi hani %50 kapasiteyle bu kardeşlerimizin işletmelerini açmasına müsaade edildi. Ama buna halkımız da uyması lazım. 15 dakikada yemeğini ye, çık, orada sohbet etme, durma. O lokanta sahibini de zora sokma, karşı tarafı da zora sokma. İşini bitir ve insan gibi gerçekten bir sosyal sorumluluk bilinci içinde hareket etmemiz lazım. Çok önemli, çok güzel noktalara değindiniz. Bu iş sadece fizyolojik bir iş değil. Fizyolojik, sosyolojik, tabii. Vatandaş ne yapması gerektiğini bilecek, yönetici ne yapması gerektiğini bilecek. Herkesin el ele tutuşup beraber yönetebileceği, doğru. Beraber ilerleyeceği bir süreç. Ve bu sürecin içerisinde bir de bu vesveselere inanmamak, yolda ilerlemeye devam tabii, etmek doğru. Lazım. Doğru. Çok güzel yerlere değindiniz. Buraya kadar olan kısmı çok güzel özetlediniz. Ama yine de umut var diyoruz. Tabii. Umutsuz hayat olmaz. Doğru. Yani yaşıyorsak ümitli olacağız, azimli olacağız, hırslı olacağız ve bilinçli olacağız. Evet. O zaman yenemeyeceğimiz bir şey yok. Kesinlikle öyle hocam. Peki şimdi ben artık yavaş yavaş sormak istiyorum hocam sizlere. Sigara ve sağlıktan bahsetmek evet, isteyeceğiz yavaş yavaş. Doğru. Ve sigara bizim her programda kesinlikle söylediğimiz bir husus. Her hastalıkta adı geçen bir ajan adeta. Ve bu noktada yani bir bağımlılıktan söz ediyoruz. Ben ilk önce işin biraz bağımlılık kısmını konuşmak istiyorum. Evet. Bu illet, bu meret, ismine sigara dediğimiz şey nasıl bağımlılık yapıyor bizde? Evet, şimdi şöyle Yusuf Beyciğim. 1492'de Kristof Kolumb Amerika'yı keşfe gittiğinde oranın yerlilerinin bir bitkiyi yığdıklarını sonra ateşe verip o tütsülenirken dumanı çıktığında o dumanın üzerine kapanıyorlar ve onu soluyorlar. İşte bir kısmı bayılıyor, bir kısmı bilmem ne oluyor. Kolumb ona merak ediyor. O bitki tohumlarını getiriyor, Avrupa'ya yayıyor. Ondan sonra dünyaya bu tütün dediğimiz bitki yayılmaya başlıyor. Sigara dediğimiz olgu tütün bitkisinin yapraklarının endüstriyel işlenmesi sonucu insanların tüketimine sunulmuş sömürü sektörünün aracı bir zehirdir. Ve sigara ciddi anlamda bir halk sağlığı sorunudur. Halk sağlığı sorunudur. Yani bizim en az şu virüsle yapmamız gereken mücadeleyi sigarayla da yapmamız lazım. En az onun kadar yapmamız lazım. Bakın bizim her yıl sigaradan 130 ile 150 bin insanımızı 130 ile 150 bin insanımızı sigaranın hastalıklarından kaybediyoruz. Dolayısıyla sigara son derece önemli. Çok güzel bir soru sordunuz. Ya iyi de insanlar niye bu sigarayı bırakamıyor? Bu nasıl bir melanetmiş? Evet, 1980'li yıllara kadar sanıyorum sigaranın bir madde bağımlılığı boyutu olmadığı biliniyordu. Sadece el alışkanlığı, bir davranışsal bağımlılık gibi algılanıyordu. Bu yıllardan sonra opiyatlar dediğimiz beynimizin endorfin ve afyon türevleri ürettiğinin farkına varıldı. Ve o biz aynen bildiğimiz afyon türevleri üretiyor beynimiz. Opiyatlar üretiyor. Yani endorfinler, mutluluk hormonları üretiyor. Bu beyin suyuna karışıyor. Beyin hücrelerine difüze oluyor, yayılıyor. Beyin hücreleri relaks oluyor. Biz buna mutluluk diyoruz. Yani biz bununla mutlu oluyoruz. Şimdi endorfinle nikotin ilişkisi araştırıldıktan sonra endorfin ve nikotin ilişkisinin sonucunda nikotinin bir bağımlılık maddesi olduğu kabul edildi. Peki bağımlılık nedir? Bağımlılık şu. Fiziksel olarak yani benim organizmamda biyolojik olarak bir hasar yaptığını biliyoruz. Sosyal olarak, toplumsal olarak, görsel olarak benim eylemimden bir başkasına bulaştığını, davranış öğretisi şeklinde bulaştığını biliyoruz. Sosyal sorumluluk meydana getiriyor. Yani fiziksel, sosyal ve ruhsal bozukluklara neden olduğu bilindiği halde
bırakılamayan ve kullanma dürtüsü yenilemeyen maddelere biz bağımlılık maddeleri diyoruz. Bu isteğin sürekli tekrarlanması, yerine getirilmesi olgusuna da bağımlılık diyoruz. İşte nikotin bırakmak istediği halde bırakamama dürtüsüyle sürekli kullanma ihtiyacı hissetmesi nedeniyle nikotin bir bağımlılık maddesi. Yani sigara bir bağımlılık maddesi. Nasıl bağımlılık oluşturuyor? Kana nikotin girdiği zaman bizim mutluluk hormonu dediğimiz endorfinlerin, opiyatların kanımızda dolaşan algılayıcıları var. Reseptör diyoruz. Bu algılayıcılar kanda opiyatları takip ediyor. Azaldıkça onu üreten merkeze sinyal gönderiyor. Biz buna feedback mekanizması diyoruz. Benim opiyatım bitti, mutsuzluğa doğru gidiyorum. Hadi opiyat ver diyor, veriyor. Bir tane sigara içiyor. Yok, o daha sonra. Daha sonra. İşte biz fizyolojiyi anlatıyorum, doğal fizyoloji, sigarasız mutluluğu anlatıyoruz. Ve beyin o opiyatları salgılıyor, biz mutlu oluyoruz. Nikotin kana girince bu opiyatların algılayıcıları nikotini endorfin zannediyor. Ve o endorfin sallayan hücrelere, mutluluk hormonu sallayan hücrelere diyor ki bu kendini mutlu eden birini buldu, sen çek git diyor. Ve endorfin hücreleri, opiyat hücreleri bunu üretmez hale geliyor. Onun yerine nikotini kabulleniyor ve artık o algılayıcılar kanda nikotini takip eder hale geliyor ve kanda nikotin çekildikçe beyne sinyal gönderiyor. Söyle de yaksın diyor bilinç merkezine ve sigarayı yakıyor. Biz buna bağımlılık diyoruz. Bu bağımlılık olgusunda sigaranın içme dürtüsündeki şiddet kişiden kişiye değişir. Biri günde 3 tane sigarayla, 3 adet sigarayla bunu sağlayabilirken biri 3 paketle sağlayabilir. 1 paketle sağlayabilir. Ama biz bunun her ikisine de bağımlı diyoruz. İsterse günde bir tane içsin, isterse haftada bir tane içsin, ben bunu içiyorum diyorsa bu kişi sigara bağımlısıdır. Nikotin bağımlısıdır. Dolayısıyla gerçekten sigara bağımlılığı diğer madde bağımlılıkları gibi bir bağımlılıktır. Çünkü biliyoruz ki bizim biyolojik boyutumuzu bozuyor. Ruhsal boyutumuzu bozuyor. Sosyal boyutumuzu etkiliyor. Ama bir türlü bırakamıyoruz. Öyleyse bu bir bağımlılık maddesi. Devletimizde bu konuda nasıl diğer bağımlılık maddeleriyle mücadele ediyorsak, nasıl COVID'le mücadele ediyorsak sigarayla da bu anlamda çok ciddi mücadele etmemiz gerekir. Hocam muhteşem anlattınız. Öncelikle hem fizyolojik anlamını hem de tarihini. Christoph Kolomb hem Amerika'yı keşfetti, evet, hem de bizim bugün başımıza bunu bela etti. Bela eden, evet, sigarayı keşfetmiş. Şimdi dünyada her yıl 7 milyon ölüyor hocam sigaradan. Evet, doğru. Ve dünyada her dakikada 19 bin kişi, doğru, yine sigara sebeplerinden oluşan hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor. Bu denli ciddi bir tablodan, doğru, bahsediyoruz. Doğru. Şimdi işin fizyolojik boyutunu anlattık. Yani endorfin yerine salgılanan, endorfinin görevini görmeye çalışan nikotinle beraber insanlar bağımlılık bir anlamda oluşuyor. Evet, teselli, doğru, aracı kullanıyor, olarak, doğru, kullanıyorlar, doğru, bunu. Doğru. Bu noktada Türkiye'de özellikle daha bu işe başlamadan önce bizim programımızın ismi gibi erken teşhis durdurmak lazım ama hem dünyada hem Türkiye'de bu işe başlama yaşı nedir? Belirli bir, evet, durum var mıdır? Şimdi tabii hakikaten önce şuraya bir temas etmekte fayda, tabii, var. Genelde sigara eylemi bir davranış öğretisiyle başlıyor. Yani diyelim bir aile içerisinde baba, anne, abi, işte abla, dede, nene sigara içen bireyler var. Çocuk 3 yaşıyla 6 yaş arasında bu eylemin fotoğrafını çeker. Çünkü 3 ile 6 yaş süreci fotoğraflama dönemidir. Bizim beynimizde anı tankları var. Anıların kaydedildiği çekirdekler var. Mesela en güçlü kayıtların alındığı çekirdek, amigdal çekirdek dediğimiz bir beyinde kayıt yerimiz var.
çocuk bu davranışların fotoğrafını çeker, amigdal çekirdeği kaydeder. Hatta şunu duyarız, sigara bırakmak için gelen bize dostlarımız çocuğunu da getirir 17-18 yaşında. Ya doktor bey, bu çocuk ben sigara içerken 6 yaşında, 7 yaşında elimden sigarayı alıp kırıp bundan nefretini ortaya koyarken şimdi bu da sigara içmeye başladı der. Bu niye oldu? Bu şu, çocuk o amigdal çekirdeği kaydettiği anıyı daha sonra eyleme dönüştürüyor. Bunun çok da farkında değil. İşte kişilik gelişim süreçlerinin bu fotoğraflama dönemi dediğimiz 3 ile 6 yaş, 9 yaş arasında bu fotoğraflar çeker. Çocuk bunu 10, 12, 14, 15 yaşında uygulamaya başlar. En etkili başlama yaşı 14 yaş. 14 yaşından itibaren buna çoğunlukla sigaraya başlamışlar. Bu da genel itibariyle ya aile içi etkileşim, ya arkadaş etkileşimi, ya da okulla dediğim gibi o ergenlik döneminde işte lider olma, efendim kendini ispatlama, birçok kişiye karşı baskın kişilik oluşturma gerekçesi gibi bir kayıt sonucunda özenti gelişir ve özentiyle çocuk buna başlar. Bakın bir günde 5 ile 10 sigara içerse bir kişi bunun endorfini ya yok oluyor ya yok olmaya gidiyor. Yani bir günde 5 sigara, 10 sigara bağımlılık dozudur. Eyvah, sigaraya eyvah bağlanmıştır. Onun için bunu ebeveynler çok ciddi takip etmeleri lazım. Bir defa hiçbir anne baba, abi, abla, dede, nene. Yani ben işte çocuğum veya torunum görmezken balkona çıkıyorum, sokağa katliyen bunların tamamı zügürt tesellisidir. O evin içinde saklı da içse, gizli de içse bu sigara eyleminin içildiği bilgisi çocuğun anı tankına kaydedildikten sonra 14 yaşında, 15 yaşında, 18 yaşında bu eylemi uygular. Dolayısıyla bu süreci ebeveynler çok ciddi dikkate almaları lazım ve o çocuğun da bu şekilde sorumluluğunu alıyorlar. Yani kendi çocuğuna nasıl bir gelecek hazırladığının farkında olmuyor. Çoğu zaman işte biz hastanemizde sigara bıraktırma tedavisi de uyguluyoruz. Yani kendi geliştirdiğimiz bir cihazımız var. O ayrı bir konu. Çok iyi sonuçlar alıyoruz. Oraya gelen dostlarımızdan da duyuyorum. Doktor bey, hiç niyeti bırakmaya niyetim yoktu ama kızım bana bir laf etti. Baba, benim babasız kalmamı istiyor musun? Eyvah. O cümle beni bitirdi diyor. Yani şimdi baba bu cümleden etkileniyor ama o çocuğuna sigarayı öğrettiği zaman o çocuğun ömür boyu hangi riskleri taşıdığının farkında değil. Demin program öncesi de konuştuk. Yani bakın sigara öyle bir bela ki bizim antionkojenik genlerimiz var. Kanserle savaşı yöneten genlerimiz var. Hücrenin kromozom dediğimiz o çekirdeğin içerisinde bilgi paketleri var. DNA zinciri dediğimiz. O paketlerin çevresinde gen dediğimiz yöneticiler var. Yöneticiler var. Biri bir işten sorumlu, öbürü başka bir işten. Onların üstünde üst yönetici biri daha var. Şef gen, patron gen. O patron gen hücre çoğalırken çoğalan hücreye talimat verir. Bak der, ben gidiyorum, yerime sen geleceksin. Anana atana benze, terbiyeli ol, saldırgan olma, karnın doyacak kadar ye ve kimseye zarar verme. Hücre bu talimatla çoğalır. İşte şef gen, bu talimatı veren gen hastalanırsa hücre antionkojenik gen hasarlı bir hücre haline gelir. Dolayısıyla bu hücre terörist hücreye döner. Yani anasına atasına benzemeyen, dur dediğin yerde durmayan, bin hücrenin yediğini yiyen, saldırgan tabiatlı hücreye dönüşür. Bunun adı kanser hücresi. Bakın, sigara içen anne ve babaların çocukları bu genden zayıf doğuyorlar, yoksun doğuyorlar.
Dolayısıyla gelecekte çocuklarına kanser riski taşıyorlar. Bir genetik geçiş gibi. O nedenle sigara böyle ya basit bir eylem, nasıl olsa bırakırız. O da biraz benim gibi içsin canım gibi şeylerle, sağlarla geçiştirilecek bir olay değil. Gerçekten son derece önemli. Sağlığımızda mutlaka bedel öteden tahribatları var. Kesinlikle öyle. Yani sigara kanser ilişkisi kesindir. Belki biraz sonra daha detaya ineceğiz. Orada da anlatırız. Bu nedenle sigara önemsenmesi gerekir. Kesinlikle öyle. Hem kendimiz için, hem yarınlar için, hem çocuklarımız için. Sanki böyle hastalıkların bir sebeplerinden, nedenlerinden bahsederken hep bir aile öyküsünden bahsederiz. Genetik geçişle. Doğru. Annemde, babamda bu hastalık vardı, bende de var. Şimdi sigara içen babada, annede belki de şanstır, kaderdir. Akciğer kanseri görülmeyecek. Ama o çocukta o gen değiştiğinden kaynaklı sanki tabii, babasında akciğer tabii, kanseri tabii, varmış gibi tabii, bir riskten tabii, bahsediyoruz. Tabii, tabii. Kendimizi düşünmesek bile kendi çocuklarımızı bir şekilde düşünmemiz evet, evet, gerekiyor. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim Yusuf Beyciğim. Şimdi bizim günlük 1 trilyon hücremiz doğar, 1 trilyon hücremiz ölür her gün. 1 trilyon. Tabii günlük 1 trilyon hücremiz doğar, 1 trilyon hücremiz ölür. Bizim 100 trilyon civarında hücremiz olduğu tahmin ediliyor. Biz 100 günde yenileniyoruz. Ama 5 şeyin yenisi yok. Doğuştan çok bol yaratılmış. Biz bunları yedekle kullanıyoruz. Beyin ve sinir hücreleri 6 yaşına kadar sanıyorum üretim yapabiliyor. 6 yaşından sonra beyin ve sinir hücresinin üretimi, yenilenmesi duruyor. Mesela omuriliği kesilmiş birinin alt tarafı tutar mı? Tutmaz. Niye? Omurilik sinir hücresi. Yok. Daha geri gelmeyecek. Beynin diyelim, beyin parselleri halinde. Her parselin bir işi var. Biri kolu oynatıyor, öbürü bacağı, biri gözü, biri kulağı, efendim biri konuşmayı, biri kokuyu. Yani her parselin ayrı bir işi var. Bu parsellerden biri hasarlansa kol bacak gider. Geri gelir mi? Gelmez. Gelmez. Niye? Beyin hücresi sinir hücresidir, yenisi yoktur. İki, kalp kas hücresinin yenisi yok. Adam doktor bir hastasını ekoya alır. Ekoda der ki senin kalbin arka duvarı kasılmıyor. Kriz mi geçirdin? Aa doktor bey, ben 15 yıl önce bir kalp krizi geçirmiştim. Bakın 15 yıl sonra doktor ekoda o hasarlı bölgeyi görür. Yenisi yerine yok. Gelmiyor. Yenisi yok. Üçüncüsü, akciğerlerimizde hava keseleri var. Eğer arkadaşlarımız demin söylemiştik, evet, o resmi koyabilirlerse, o hava kesesini göstermek isterim, alveolleri. Şimdi bizim akciğerimizin içinde üzüm salkımı gibi bronşların, hava borularının ucuna takılan baloncuklar var. 2 milyon evet, baloncuğumuz var. Biz bu balonların içine oksijeni doldururuz. Etrafında tırlar var, egzosalli varlar. Onlara oksijeni yükleriz. İstalyesini keseriz. Git dağıt geliriz, dağıtır gelir. Gelirken karbondioksit getirir, giderken oksijen götürür. Bu hava keselerinin yenisi yok. Katrilyon harcasanız bir tane hava kesesi alamazsınız. Parayla satın alınmıyor. Yok. İşte bu hava keselerinin yok oldu, tükenmeye başladı. Boruların da tıkanmaya başladı. Hastalığa KOA diyoruz. KOA hastalarının %95'i sigara içenler. Çok ve yüksek. Türkiye'de 4,5 milyona yakın KOA hastası var. Ne? Bakın bir KOA hastasının devlete maliyet ne kadar biliyor musunuz? 750 ile 1500 lira arasında değişiyor KOA'nın şiddetine göre. Ve bunların ileri safhalarının ömürlerinin yarısı hastanede geçer, yarısı evde geçer. Oksijen tüpü, efendim inhalerler, yanda makina, hayat böyle gider. Eyvah. Yenisi yok. Bu hava keselerinin yenisi yok. İşte sigara bu hava keselerini yok ediyor. Dördüncü yenilenmeyen dokumuz, böbreklerde nefron dediğimiz süzgeçler evet, var. Bunlar bir ip yumağı gibi. 2 milyon nefronumuz var, süzgecimiz var. Bu süzgeçler 600 binin altına düştü mü
Böbrek yetmezliği başlıyor. Böbrek yetmezliği ya diyaliz ya nakil. Çaren yok. Bir de kız çocuklarının yumurtasının yenisi yok. Bir kız çocuğu anasından doğdum 200 bin aday yumurtayla doğar. Ergen çağa geldi mi sadece 420 yumurtası kalır. Tüm analık hali boyunca menopoz dönemine kadar onu kullanır. Menopozda yumurta biter. Şimdi vurucu cümleyi söylüyorum. Evet, sonra da araya gidelim hocam hep beraber. Evet, vurucu cümleden sonra gidelim. Peki bu sabitleri yenilenmeyen dokularımızı, hücrelerimizi en çok tahrip eden etki nedir? Sanırım programımızın... Sigaranın etkisi, evet. Bunlara etkisi %45. Yarı yarıya neredeyse. Evet. Evet. Yani sigara bunlara o karma olarak ama akciğer hasarlarında çok daha fazla, kapkasında çok daha fazla. Öyleyse tekrarlamak gerekirsek beyin ve sinir hücrelerinin, kapkası hücrelerinin, böbrek akciğer alveollerinin, böbrek nefron süzgeçlerinin ve kız çocuklarının yumurtalarının yok olmasında ortak etki %45. Korkunç evet. Bir şey. Kesinlikle. Bakın bugün genç gelinlerimiz geliyor. Çocuk yok. Ama yumurta bitmiş. Yumurta evet. Kalmamış ki. Ve yine onun sigara için, kaynaklı. Evet, sigara konusuna evet. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz Kutsu Hocam. Çok güzel anlattınız. Kısa bir araya gidiyoruz değerli izleyenler. Döndükten sonra anlatmaya devam edeceğiz. Erken Teşhis programında Doktor Kutsi Öncü ile beraber sigara ve sağlıktan bahsediyoruz efendim. Buraya kadar keyifli bir program olmamış olabilir özellikle sigara içenler için. Ama bizim umudumuz, temennimiz belki sigarayı bırakırız temennisi, çabası. Şimdi hocam en son bu 5 tane elemandan bahsetmiştik ki bir daha küstükleri zaman geri gelmiyor bu arkadaşlar. Şimdi az önce istemiştik resmini yeni gelmiş. Bu alveollerden, hava keselerinden bahsetmiştik. Evet. Bu hava keselerin rolünü bir kez daha söyler misiniz şimdi, hocam bize? Bizim akciğerlerimiz bir ağaç dalı düşünün. Evet. Ana nefes borumuz, trakea dediğimiz ağacın kökü. Sonra bu sağa sola iki dala ayrılır. Sağda tekrar üç dala ayrılır. Solda iki dala derken ağaç dalı şeklinde bakın burada evet. Görüyoruz. Gördüğümüz resimde sağlı sollu akciğer içerisinde onu biraz büyüterek belki verirsek daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Bu ağaçlandığı, dallanıp budaklandığı nokta ağaç dallarının sağ taraftaki resimde en son ucuna takılan üzüm salkımı evet. gibi baloncuklar var. Evet. Bu baloncuklar alveol dediğimiz hava keseleri. Biz nefes aldığımız zaman o hava keselerinin içine oksijeni dolduruyor, havayı dolduruyoruz. Orada alveollar dediğimiz bizim tırlarımız var, eritrositler var. Bizim vücudumuzda her maddeyi taşıyan transportörler ayrıdır. Demiri biri taşır, bakırı biri taşır, efendim çinkoyu biri taşır, herhangi bir oksijeni biri taşır, karbondioksit. Yani böyle vücut için elzem olan maddeler taşıyan transportörlerimiz var. İşte bu hava keselerinin çevresinde alveol dediğimiz, bakın üzüm salkımı evet. diye, onların duvarlarında eritrositler var, kırmızı kan hücreleri. Bunlar oksijeni sırtına alır, ishaliyesini keser, tırlara yükler, hadi git dağıt gelir, dağıtır, gelirken karbondioksit getirir. Birini getirir, birini götürür. Bakın bu limanların sayısı 2 milyon. 2 milyon. Doğuştan 2 milyon. Aslında bize 600-700 bini yetiyormuş. Yani mutfakla tuvalet arasında gidip gelen bir varlık olsak bize 700 bini falan yetiyormuş. Ama yaratan çok bol vermiş. Bunlar doğurdurmayacaklar, grip olacak, satürüye olacak, kirli yerde çalışacak, hayatını idame ettirecek, bolca vereyim demiş. Çok cömert davranmış. Şimdi işte bu hava keselerinin yok olması, onlara bağlanan son bronşların daralıp tıkanması sonucu ortaya çıkan hastalığın adı KOAH'tır. Bu hava keselerinin yenisi yoktur. Biz sigarayla bunları kaybederiz. En çok kaybettiğimiz unsur sigara, maden ocakları, taş işçileri, kirli ortamlar.
yani petrol ürünleri gibi şeylerde çalışan kimselerin karşı karşıya kaldığı bir sonuç. O nedenle bu alveolleri gözümüz gibi korumak mecburiyetindeyiz. Aksi halde nefes alacak alveolümüz, hava kesemiz kalmaz. O nedenle sigara alveol düşmanıdır, yok eden en önemli unsurdur ve KOAH'ın en etkili %95 sebebi sigaradır. Bu şu anlama gelmiyor. İzleyicilerimiz orada şu şeye düşmesin, yanılgıya düşmesinler. Yani sigara içenlerin %95 KOAH oluyor değil de, ama KOAH hastalarının %95'i sigara. Mesela yine akciğer kanserlerinin %92'den fazla sigara içenler. Her evet. kişi akciğer kanseri olacak değil ama akciğer kanserlerinin %92'si sigara içenler. İdrar torbası kanserlerinin %82'si sigara içenler. Mide kanserlerinin %70 küsürü sigara içenler. Meme kanserlerinin yine aynı şekilde %70'e yakını sigara içenler. Yani sigaranın tüm kanserler içerisindeki payı, prostat kanseri, meme kanseri, rahim kanseri, yani tüm kanserler içerisindeki payı %30 deniyor. Geçtiğimiz hafta bu konuyla ilgili biraz araştırdım. Evet. Hakikaten çok ilginç sonuçlar var. O nedenle sigara kanser ilişkisi son derece önemli. Özellikle de hele hele akciğer kanserleri. Bakın 2020 yılında 35 bine yakın yeni akciğer kanseri tanısı konmuş Türkiye'de. Bir ekonomik kaybıyla ilgili de bir rakam vereceğim. Bir akciğer kanserinin teşhis edildikten kabre konana kadar ki devlete yükü 101 bin lira. Geçen öğrendim istatistiklerden. 101 bin lira. Şimdi siz 32 bin kişi akciğer kanseri olmuş. Ve bunu siz 100 binle bir çarpın. Nereye evet. varıyor? Türkiye'de 4,5 milyon kanser var. Bunun %95 sigara içenler, KOAH var. Şimdi bir KOAH'a devlet 750 ile 1500 lira arasında para harcıyor. Ortalama 1000 lira harcamış olsun. Siz 4,5 milyonu 1000'le bir çarpın. Nereye var? Devasa rakamlar. Yine bir sağlık harcamalarının, bunu da geçen hafta öğrendim. %60'ını, sağlık harcamalarımızın %60'ını sigaranın hastalıklarına veriyoruz. Bilmiyorum sağlık bütçemiz 2021 yılında ne kadardı? Yanılmıyorsam 160 küsür katrilyondu. Siz şimdi 160 küsür milyar liranın bunun %60'ının sigaranın hastalıklarına gittiğini düşündüğümüzde biz bununla ciddi bir mücadele etsek bize ne kadar, ya inan, biz bugünkü memurumuza maaşının 5 katını versek bu kadar para harcamamış oluruz. Değil mi? Bu kadar önemli, bu kadar önemli. Yani bu nedenle bizi dinleyen izleyicilerimiz, umarım ki şimdi hele ellerinde sigara yanıyorsa o sigarayı öyle bir öfkeyle söndürsünler ki, ya ben neler öğrendim, ben bu sorumluluğu nasıl taşırım? Bizim birey olarak bir bireysel sorumluluğumuz var, kurumsal sorumluluğumuz var, sosyal sorumluluğumuz var, değil mi? Yani işte şurada çalışan arkadaşımız, bura bir kurum diyor. Ben bura olmazsa evime ekmek götüremem. Öyleyse işini iyi yap. Bu kurum ayakta kalsın. Bireysel kurumsal sorumluluk. Sigara, biraz sonra sigaranın kimliğini söyleyeceğim, hatta onu da söyleyeyim. Sigaranın ben 4 tane temel kimliğini tanımladım. Sigara biyolojik bir zehirdir. Sigara sosyal bulaşıcı bir hastalıktır. Sigara fiziksel kirleticidir. Sigara sömürü sektörünün görünen yüzüdür. Şimdi bakın, insan bile isteye yemeğine zehir atar mı hocam? Evet. Yemeğini bile isteye zehir damlatmaz değil mi? Ama sigara içiliyor. Her dakikasında. Bakın sömürü sektörünün aracı dedim. Çok önemli bir cümle. Değil mi? Bugün uyuşturucu sektörüyle beyaz kadın ticaretinin birkaç kat gerisine gittiğinizde aynı yerde buluşuyorlar. Evet. Yani bu sektörün görünen yüzü, illegal sektörün görünen legal yüzü sigaradır. Dolayısıyla sigara içen kardeşlerimiz şunu iyi bilsinler.
her yaktıkları bir sigara bu sektörün, uyuşturucu ve beyaz kadın ticaret sektörünün bir dişlisini oluşturuyor ve sorumludur. Kesinlikle. Bu kadar mühim ve bu kadar önemli. Kesinlikle öyle. Şimdi hocam izleyenlerin canını sıktık ama ben biraz daha sıkalım evet, istiyorum. Evet, neler kazanacaklar onu konuşalım. Neler kazanacaklar ama birkaç nokta daha var. Onları da hemen söyleyelim, sonra ne kazanacakları noktasına geçelim tamam. Şayet sigarayı bırakırlarsa. Tamam. Şimdi bir sürü bir şey gelebiliyor başımıza sigaradan kaynaklı. Her programda söylüyoruz. Yüksek ihtimalle sadece zararlarını anlatsak programa yine yetmeyecek aynen. Yüksek aynen. ihtimalle ama özellikle kanserlerin teşhisinin çok geç konulmasının sebebi doğru. Sigara. Kanserlerin teşhisinin geç konulmasının tek sebebi vefatlar, ölümler. Evet. Buraya kadar gelebiliyor mesela. Bir de arada dediniz ki insanların yüzleri bir, böyle bir kara oluyor. Evet. Bu neden kaynaklı hocam? Bak, özellikle sigara kullananların. Çok güzel bir şey sordunuz. Şöyle, biz gerçekten KOAH hastalarında işte uzun yıllar sigara kullanmış, yoğun sigara kullanmış hastaları gördüğümüz zaman ben çoğu zaman otururken yüzüne bakarım. Mesela 41 yıl. Evet. Yani hakikaten renk bir tuhaf. Sen hiç kan tahlilini yaptırdın mı? Hemoramına baktırdın mı diye sorarım. Ya he baktırdım. Bir şey söylediler mi? Ya benim kanım çok koyuymuş, kanım fazlaymış. Kanım derler. Fazlaymış. Kanım fazlaymış derler. Şimdi bu sekonder polisistemi dediğimiz bir şey. Yani vücut yeterli oksijen alamadığı zaman kemik iliğine dokular sinyal gönderiyor. Diyor bak diyor benim oksijene ihtiyacım var. Oksijeni de kanla taşıyoruz. Kanla bana geliyor. Bu oksijen yetmiyor. Hadi biraz kan üret bana oksijen gelsin diyor. Ama ürettiği her kanın bir kısmına bu zehirli gazları bağlıyor. Ne o zehirli gazlar? Sigara içerisinde 4 tane temel zehirli gaz var. Karbondioksit, karbon monoksit, hidrojen sülfür, bütan gazı. Bu gazların hepsi alyuvarlara bağlanabiliyor. Yani oksijen taşıyan tırların sırtına biniyor. Dolayısıyla oksijenin bağlanacak yerinde kısmi bir azalmaya neden oluyor. Ve yeterli oksijen gelmeyince kemik iliği habire kan üretiyor. Bu defa damarlarda dolaşan kan miktarı artıyor. Kan koyulaşıyor. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim. Akışkanlar mekaniği dediğimiz bir mühendislik bilimi var. Bizim vücudumuzdaki damarlar yaratan öyle bir orada akışkanlar mekaniğinde bir sistem tanımlamış ki bütün kan içerisinde dolaşan hücreler hepsi eksi yüklü, elektrik yüklü, ekselen. O niter, o niter hiçbir hücre öbürüne temas edemez, dokunmaz. Ama damar içerisindeki trafik çok yoğunlaşırsa, hücre sayısı çok artarsa ne yapacak hücreler? Çarpışacak. Trafik kazası olacak. Dolayısıyla hücrelerin birbiriyle çarpışması sonucu hücrenin zarı zedeleniyor. Zedelenen zar artı elektrikle yükleniyor. Bu defa eksi elektrikli hücreler onun üstüne gelip kümeleşiyor. Artı eksiyi çeker. İşte evet. Fizikten bildiğimiz bir şey. Ve pıhtı oluşur. Eyvah. Bu kümeleşmiş pıhtı yuvarlanır yuvarlanır. Ya bulunduğu yere yapışır, olduğu yeri tıkar. Ya da yuvarlanır gider, beyin damarını tıkar, adam otururken kolu bacağı gider. Akciğer anahtar damarını tıkarsa pulmoner emboli deriz, ölür. 6 dakika içinde ölüm. Hiçbir şey yapamazsın. Kalp damarlarını koronerler tıkarır, kalp krizi geçer. Böbrek damarını tıkar, böbreği birkaç dakika içinde çürütür. Karın anahtar damarını tıkar, alt taraf felç olur, bağırsaklar gangren olur. Yani bakın emboli dediğimiz şeyin %90'ının üzerindeki vakalar sigara içenler. Ya bu kadar mühim, bu kadar önemli. Evet, çok güzel anlattınız hocam. Umarım. Ya, işte bunun akabinde ani ölüm sendromları dediğimiz, akut kardiyak arrest dediğimiz bir tablo var. Hiç de küçümsenecek gibi değil. Ben 20 yıl sahada muayenehane hekimliği yaptım. Çok gitmişimdir. Bir aile işte bireyi gelmiştir. Doktor bey bizim eve bir gidebilir miyiz?
gece, sabah, gündüz fark etmez gidiyorum. 30 yaşında delikanlı, yatakta ölü buluyorum. Çok gördüm. İçeriye giriyorum, içeri zifiri karanlık sigara dumanı. Yatak odasında 10 sigara mı içmiş, 20 sigara mı nedir? İçeri giremiyorsun ama adamı ölü buluyorum. Akut kardiyak arrest. Çok alakası var. Ani ölüm sendromlarının büyük bir kısmı sigara içenler. Evet. Sigara bugün bizi belki de ölüme sürükleyen en büyük sebep. Şu an belki virüsten bile fazla. Kesinlikle. Sigara bizi ölüme sürüklüyor. 130 bin 150 bin arası bizim sigara hastalıklarından kaybettiğimiz insanımız var. Rakamlarda ortada. Yaşı başı da yok ha. Değil mi? Yani evet. Yaşı yok. Çok fazla rakamlar ve buna bir şekilde dur denilmesi gerekiyor. Bunun için de insanlara umudun aşılanması lazım. Evet, programın başından beri dakikalarca neleri yaptığını söyledik. Ama şayet biz bu sevdadan bir şekilde vazgeçersek neler kazanacağız? O kadar güzel şeyler var ki. Hadi bakalım. Şimdi onlardan bahsedelim. Mesela sigarayı bıraktı. Evet. 8 saat sonra bizim sinirlerimizin, daha doğrusu bizim vücudumuzda elektro telekomünikasyon hattı var. Evet. Bildiğimiz şehirlerin şebeke sistemleri gibi ve aydınlatma sistemleri var. Aynen. Bu telekomünikasyon hattı sinyal götüren kablolarımız var. Elektrik tellerimiz var. Biz bunlara sinirler diyoruz. Bu sinirlerin uç kısımları, mesela ben şu parmağımın ucuna iğneyi batırdım. Buradaki elektrik kablosu o sinyali aldı, ilgili yerlerden taşıdı, omuriliğe götürdü. Omurilikten beyin sapına getirdi. Beyin sapından talamus dediğimiz PTT'nin ana dağıtım santraline geldi. Ana dağıtım santrali sinyal nereye ilgilendiriyorsa oraya götürdü, okudu. Şu elime dedi ki çek o iğneyi, acıttın. O iğneyi çektim. Şimdi ve bu, saliseler içinde gerçekleşiyor. Bu şimdi saliseler için, doğru. Evet. Şimdi işte bu akımı sigara bloke ediyor. Biz buna farmakolojik etkide, sigaranın farmakolojik etkisinde ganglion blokaj etkisi diyoruz. Yani sinyal iletim etkisini bloke ediyor. Demin bir şey söyledim programın bir yerinde. Sigara içenlerde hastalık teşhisleri çok geç konur. Evet. Niye? İşte bu sebepten kaynaklı. Sinyal gitmez. Vücuttaki bir arıza ilgili merkeze taşınmaz. O ilgili arıza ilerler. Çoğunlukla tesadüfen fark edilir. Ama sigara içmeyenlerde bu çok erken fark ediliyor. Ya bir ağrı hissediyor, ya bir şişlik hissediyor, ya uyuşma, ya bir şey. Bir sinyal gidiyor. Ağrı bizim aslında error hafızamız, arıza merkezimiz. Değil mi? Çünkü sistem çalışıyor sigara. Tabii yani arıza sistemimiz. İşte sigarayı bıraktıktan 8 saat sonra bu sistem dengeye geliyor. Yani nöronların sinyal akışı, elektrik kablolarındaki bilgilerin ilgili merkeze aktarılması normalleşiyor. Ve yine 48 saat sonra deminki söylediğim 4 zehirli gaz temizleniyor. Karbon monoksit, hidrojen sülfür, Bütan gazı temizleniyor ve çok hızlı bir şekilde kan oksijen seviyesi değişmeye başlıyor. 48 saat sonra çok görmüşümdür, rengi pembeleşmiştir. Hele 3 hafta sonra kiraz gibi gelir rengi. Tamamen düzelmiş gelir. Ve şunu duyarız. Mesela doktor bey, ben hiç tat almıyordum ya, yemek yiyordum. Ya bu yemeklerin lezzeti neymiş, ben şimdi anladım. Niye? Çünkü ağzımızın içerisindeki tat alma tomurcukları dediğimiz sensörler var. Bunlar özelleşmiş bilgiler kaydedilmiş. İşte bir yemeğin tadı ayrı, öbür yemeğin ayrı. Bu her nöronun algısı da farklı. 8 saat sonra normalleşiyor. 8 saat yine, sonra keyifle yemek yiyebileceğiz. Evet, yine ama başka bir şey söyleyeyim. Kanser riskinin hiç içmeyenlere gelebilmesi için
sigarayı bıraktıktan sonra 15 yıl geçmesi gerekiyor. 15 yıl. Evet. Böyle bir şansımız var. Tabii ama 15 yıl. Tabii. Yani bir de biz tabii bunu bırakma yaşı dönemi diyelim ki çocuk 15 yaşında başlamış. 2 sene 3 sene içmiş. Aile uyanmış. Çocuğun aklını erdirmiş. Çocuk sigarayı bırakmış. Bunun tabii ki riski 15 yaşında başlamış, 50 yaşına kadar sigara içmiş biriyle aynı değildir. Değil mi? Dolayısıyla o dokularda geri dönüşü olmayan tahribatlar bakımından ne kadar erken bırakırsa, ne kadar hızlı bırakırsa bu o kadar hızlı yenilenecektir. Kesinlikle. Yani öyle. Ama şu olmayacak, demin de söyledim. Eğer beyin hücreleri ölmüşse yenisi olmayacak ama elindekini koruyacak. Evet. Tükenmeye devam etmeyecek. Kalp kas hücresi yenilenmeyecek ama elindekini koruyacak. Akciğer hava keselerinin yenisi olmayacak ama yenisini tahribatı önleyecek. Onun için bakın bu sigara içerisinde o kadar çok zehir var ki Yusuf Beyciğim 3800 küsür zehir tespit edilmiş. Bunların eyvah. İçerisinde şurada listede var bakın radon gazı var radyoaktif bir madde. Radon gazı. Yani bildiğimiz nükleer zehirden bahsediyoruz. Evet. Nükleer bir efendim, bahsediyoruz. Metanol var, füze yakıtı. Evet, efendim, buyur. Toluen var, tinerin ana maddesi. Kadminyum var, bütan var, DDT var, hidrojen, sülfür var, aseton var, naftalin var, arsenik var. Var da var. Amonyak var, karbon monoksit, efendim, dibenzikridin, hidrojen, sülfür ve karbon monoksit. Bunlar evet. Bunun gibi... 4000'e yakın zehir var. Evet hocam yavaş yavaş sona doğru geldik artık bitiriyoruz da. Sigarayı hayatımızdan çıkartacağız. Sigarayı bir şekilde hayatımızdan çıkartmamız lazım ki bu saydığımız zararlardan kurtulabilirim. Yararlarını da bir şekilde yakalayabilirim. Çok keyifli bir program oldu. Sizi dinlemek çok keyifliydi. Umarım izleyenlerimizin canı biraz sıkıldı özellikle sigara içenlerin. Ama bir mesaj olmuştur diye umut ediyorum. İnşallah yani can sıkma değil de bir gerçeği öğrenerek bir sinyal almış olabilirler. Kesinlikle umarım öyle. Yani bunu ben o kadar mutlu olacağım. Keşke bana böyle bir bilgi dönme imkanı olsa da. Bir zaman herhalde epey oldu, 10 yıl oldu sanıyorum. İl müftümüz, Konya'da il müftümüz bana şöyle bir talepte bulunmuştu. Ya dedi doktor bey ben toplayabildiğim kadar imamları toplayayım. Bunlara bunu bir anlat dedi şeyde Mevlana Kültür Merkezi'nde. Bir konferans ver dedi. Tamam hocam dedim. Herhalde bir 1500'e yakın imam topladı sağ olsun. Orada 1,5 saate yakın şey yaptım. Sonra Müftü Bey'e dedim. Hocam dedim bana bir geri bildirim olabilir mi? Yani orada konferansta da söyledim. Bırakan arkadaşlarımız dedim. Müftülüğümüze ben bu konferansı dinledim. Gerçekten etkilendim. Ve sigarayı bıraktım diyenler telefon etsinler. Ben de geri bildirimi öğrenmek isterim. Mutlu olacağım dedim. Kaç dedi yanılmıyorsam. 500'e yakın imamımız. Üçte biri neredeyse. İmamımız sigarayı bırakmıştı. O mutluluğu hala yaşıyorum. Temennisi bizim izleyenlerimiz. Şöyle yani nasıl bırakabilirler? Şöyle söyleyeyim. Sigara bırakılır. Evet. Sigaranın iki bağımlılığı var. Bir madde bağımlılığı bir de davranışsal bağımlılık. Biz madde bağımlılığını anlattık. Endorfinleri yok ediyor. Yerine kendi geçiyor. Ve endorfin olmayınca kandan temizlendikçe beyne sinyal gidiyor. Söyle de yaksın adam mutsuz oluyor evet. Ve sigarayı yakıyor. Bu bağımlılık, madde bağımlılığı. Bir de davranışsal bağımlılık var. Yani sigarayla eşleştirdiği işi yaparken, çay içerken arkadaşım geldi, kahve içerken bilgisayar başında, direksiyon başında bilmem ne. Sigara, her seferinde yakmıştı. Eşleştirdiği işlemi yaparken onu hatırlamak. Biz buna davranışsal bağımlılık diyoruz. Bu biraz inatçı. Bakın, evet hocam madde şimdi içeriden rejiden arkadaşlarımız da söylüyorlar. Evet. Bu davranışsal bilimi de kesinlikle anlatalım ama programımızın sonuna gelmişiz artık. Çok keyifliydi program. Evet, evet. Anlatılarınız çok keyifliydi. Tabii ki konuş bitmeyecek sigara ama
Bu programın muhakkak devamını yapalım. Tabii ki. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz hastanemizde de sigara bırakımı uyguluyoruz. Kendi geliştirdiğimiz bir cihazımız var. %70-75'e yakın çok iyi sonuçlar alıyoruz. Hiçbir yan etkisi olmayan bir uygulama. Bu işi bırakabiliyoruz. İzleyicilerimiz de inşallah bir kez daha söylemiş olduk. Peki. Evet, Kutsi Öncü ile beraber sigara ve sağlıktan bahsettik. Çok keyifli anlatıları vardı hocamızın. Bizler sağlığı paylaşmaya ve çoğaltmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Umarım sigarayı beraberce bırakabiliriz. Bir dahaki programda görüşünceye dek hoşça kalın ve sağlıkla kalın.